Mutlu günler değerli izleyenler. Satır başı programı ile karşınızdayız. Satır başında her gün gündemin farklı bir konu başlığıyla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Konunun uzmanlarıyla beraber bugün de estetik sektörünü konuşacağız. Biliyorsunuz ki pandemi sürecinde birçok sektör bu anlamda zorluk yaşadı. Özellikle kapanmalar dönemi içerisinde ciddi anlamda yaşanan sıkıntılar oldu. Bunları dile getirdik fakat şu andaki süreç içerisindeki tabloyu da konuşacağız ve bundan sonraki süreçte belki de neler olması gerekiyor? Bunun meraklısı olduk, aktarmaya çalışacağız efendim. Çok da değerli bir konumuz bizimle beraber Bursa adına özellikle sektör içerisinden. Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği BESTER kısa adıyla Başkanı Gülün Çiftçi stüdyomuzda. Hemen kendisine hoş geldin diyerek başlayalım efendim. Merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kırmadığınız için ben ayrıca. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz Hassas bir konu. Evet. Şundan dolayı hassas. Biz de haber yapma noktasına baktığımızda bu işin aslında ne kadar hassas olduğunun altını da çizmek istiyoruz her zaman. Çünkü evet bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörü layıkıyla yapanlar ama bunun dışında da ciddi anlamda kaçak ya da merdiven altı diye tabir edebileceğimiz sıkıntı yaratabilecek durumlar da var sektör içerisinde. Bugün hem bunları konuşacağız hem de dernek özelinde Bursa'da çok özel bir dernek çünkü bu. Herkesin bir arada olduğu ciddi anlamda bakıldığında sektörü de ayakta tutan derneklerden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz efendim. Başkanla birlikteyiz. Başkan güven tazeledi diyebiliriz. Yönetim kurulunu da soracağım, öğreneceğim ben bugün. Nasıl bir süreç geçirdik? İlk etapta dernekle başlayalım dilerseniz sektöre geçmeden önce. BESTER için mesajlarınızı alarak başlayalım efendim. Ve genel kurulda neler oldu? Genel kurulumuzu bir yapamadık tabii önce. Evet. Yapmak istedik, planladık, duyurularını yaptık. Sonra işte derneklerle ilgili yasaklar geldi. Ardından da bir süre beklememiz gerekti. O yasaklar çünkü uzunca bir süre devam etti. Pek çok dernek çok faaliyetini gerçekleştiremedi bu süreçte biliyorsunuz. Bizim de öyle oldu. Bu süreç bittikten sonra genel kurulumuzu hazırlandık. Genel kurulumuzu yaptık. Ama o süreci de işte online'da sohbetler, eğitimler, söyleşiler yaparak yine üyelerimize faydalı olmaya çalıştık. Genel kurulumuzda evet tekrar yönetimimiz ikinci dönemde de ben biliyorsunuz kurucu başkanım. İkinci dönemde de yönetimimizde bazı küçük değişikliklerle birlikte yine devam ediyoruz. Sağ olsun üyelerimiz bize bunu layık gördüler. Yeni yönetim kurulumuzda aslında biz bütün estetik sektörünü kucaklayan bir derneğiz. Biz bir güzellik uzmanları derneği değiliz biliyorsunuz. Hekimler var. Evet. Masör masözler var, kalıcı makyaj uzmanları var, eğitmenler var, eğitim kurumu sahipleri var. Bu yelpazede bir medikal estetikçi hekimimiz vardı yönetim kurulumuzda. Doktor Özgül Akdemir Erdem bizimleydi. Bir de dermatolog arkadaşımız çok kıymetli, Bursa'daki çok kıymetli dermatologlardan biri aramıza katıldı. Yönetimimizde o da var artık. Bir eğitim kurumumuz, güzellik üzerine eğitim veren bir eğitim kurumumuz da yine aramızda. Böyle ufak tefek değişiklikler oldu. Zaten Bursa'da güzellik uzmanı yetiştiren liselerin yöneticileri bizdeydi biliyorsunuz. İşte Faik Çelik'in yöneticisi bizim derneğimizde. Hüma Hatun'dan yöneticimiz vardı. Görükle Meslek Lisesi arkadaşım, oradaki yönetici arkadaşlarım zaten üyemizdi. Bu şekilde yeni yönetimimizde tekrar merhaba dedik ikinci dönemimize. Merhaba dedik ama çok bir faaliyetimiz de olamadı tabii. Yani evet, aktif yüz yüze bir faaliyetimiz olamadı. Yine işte böyle Instagram canlı yayınları vesaire devam ettik söyleşilerimize. Çok değerli konuklarımızı çıkarttık. İşte Berberler Odası Başkanımız konuğumuz oldu. Uzman fizyoterapist hocamız konuğumuz oldu. Pelin hocamız konuğumuz oldu. Bu tür etkinlikler yaptık. Nasipse Eylül-Ekim itibariyle işte tatiller var biliyorsunuz. Evet. Herkes bir yerde. İnsanlar tatile gitmeyi çok özlediler eve kapandıkları için. Hemen süreçte tatili değerlendirmek istediler. Hepimiz değerlendirmek istedik. Bu süreç bittikten sonra Eylül'ün sonu olur, Ekim'in başı olur. Aktif yine yüz yüze eğitimlerimize, seminerlerimize, toplantılarımıza devam edeceğiz. Evet, eğitim noktasına çok da önem veriyorsunuz aslında. Çok değerli. Dediğiniz gibi sektörün birçok alanından isim var. İşin eğitmeni de var, sektör içerisinde çalışanlar da var, yöneticiler var, hekimler var. Firma sahipleri var çünkü bir bütün. Bunu vurgulayalım mutlaka. Eğitim için planlamalarınızı da ben belki bir nebzede de buradan hem dernek üyeleriniz için de mesaj olmuş olacaktır bugün sizi
bizi izliyorlar. Ya da eğitim alınması gereken noktalar, hassas noktalar ve konular nedir sektörün içerisinde? Yani biz aslında kalıcı makyajla bir eğitim yapmıştık daha önce. Çok böyle eğitim ağırlıklı değil de biraz daha doğru uzmanlık nasıl yapılabilir? Hani özel bir spesifik konunun eğitimi değil de daha ziyade daha geniş için kapsamlı. İşte işletmecilik workshopları eğitimleri yaptık. İşte sosyal medya nasıl kullanılır dedik mesela. Doğru işletmecilik ya yani evet güzellik salonu açmayı planlıyorlar, açıyorlar ama işletmecilik hakkında belki işin tekniğini biliyorlar ama bir fikirleri yok. Orada katkı sağlamaya çalıştık. Makyajla ilgili, profesyonel makyajla ilgili, COSCEP destekleri programları ile ilgili eğitimler, workshoplar yaptık. Bu tür eğitimlere yine devam edeceğiz. Aslında bir hani hatırlatma, tazeleme gibi de olacak. Firma eğitimleri, firma programları düşünüyoruz. Pek çok firma bizimle workshop ve eğitim istemişti. Planlamıştık, tarihini belirlemiştik. Pandemi yüzünden yarım kaldı. Bölgesel inceleme programları işte ya da işte JIT ile ilgili bir takım eğitimler vesaire devam edeceğiz. Bunu da vurgulayalım. Şimdi pandemi sürecinde nasıl bir dönem geçirdik? Çünkü kapanmalar yaşandı. Birçok sektör bu anlamda kapandı ve bir sonraki süreçte de ne yaşanacağını şu anda bilmiyoruz. Evet, önlemler kapıda mı değil mi? Bu şu anda uzmanlar tarafından tartışılıyor. Evet. Eğer bir kapanma yaşanırsa, kontrollü bir kapanma olacaksa eğer sizin sektörünüz için bu anlamda neye dikkat edilmeli başkanım? Bunu da ben sormak istiyorum. Çünkü ciddi anlamda bu sektörün bu noktada vatandaşların ihtiyaç olan noktaları da var. Bunlar öngörülmeli mi? Yani ihtiyaçlar kontrollü bir şekilde giderilmek adına bu sektör için ciddi anlamda öngörüyle mi hazırlanmalı bu kontrol mekanizmaları ya da kapanma içerisindeki bu durum, maske, mesafe, hijyen, evet herkes için geçerli ama sektör içerisinde ekstra önlemler de olmalı mı? Bu nasıl bir bakış açısı getirirsiniz? Sektör içerisinde aslında o tür önlemler bizim hayatımızda yani hijyenle ilgili kısmı çok önceden beri olan bir şey. Yani o anlamda güzellik salonları asla çok zorlanmadı. Zaten estetisyenlerin maske olmadan uygulama yapması mümkün değildi. Gelen danışanlarımız cilt bakımı haricindeki uygulamalarda maskelerine devam ettiler. Zaten eldivendir, tek kullanımlık uygulama aparatlarıdır. Hijyen çok önemli zaten vardı hayatımızda. Güzellik salonları zaten randevuyla müşterilerini kabul ediyorlardı. Orada bir yığılma olmuyordu. Yani kuaförlerin çoğu da öyle çalışıyor, da öyle çalışmaya başladı ama güzellik salonları zaten hep öyleydi. En azından merdiven altı olmayanlar diyeyim. Dolayısıyla çok hayatımızda bunları sokmakta biz zorlanmadık. Kapanmalar her sektör gibi bizi de çok etkiledi. Çünkü defalarca tam kapanma yaşandı. 45 gün, 35 gün kapanmalar yaşandı. İşletmeciler zor anlar, zor zamanlar yaşadı. Danışanlar, müşteriler haklılar. Tabii ki çekiniyorlar çünkü kişisel bakım yaptırıyorlar. Birebir temas var. Tabii ki. Yani cilt bakımında maskenizi de çıkarıyorsunuz. Mesela estetisyenlere çift maske taktırdık hep biz. Yakın temas olduğu zaman ya da kalıcı makyajda. Ne kadar olsa da insan bir endişe ediyor tabii. Hani virüs kapma konusunda daha yakından bir temas olduğu için daha bir fazla şey var, alternatif var. Tekrar kapanma olur mu? Tekrar kapanma olursa ne yapılır? Umarım olmaz. Umarım aşılanma daha hızlı bir şekilde herkesin yaptırmasıyla iyi bir noktaya, çok daha iyi bir noktaya gelir. Ben umut ediyorum ki kapanma olmayacak. Yani ben öyle olacağını düşünüyorum. Hani kendi şahsi fikrim bu. Virüs alanlar, hastaneye yatanların çoğu aşısız olanlar. Tabii ki taşıyıcılık da önemli. Evet. Ve herkes aynı oranda hastalığa tepki vermiyor. Birinci aşıda farklı oluyor, ikinci aşıda daha farklı olabiliyor. Dozlarda bile öyle. Ama zaten biz önlemlerimizi sektör içerisinde almak zorundaydık. Zaten zorundayız. Bizim yani, sistemimiz bu. Zaten bu. Tabii denetimlerle herkes bu koşullarda mı çalışıyor? Evet. Yoksa bunu aksatan kaç işletme var? Buna takip lazım.
Denetimde tabii yani hani denetim mekanizmasında da hani hangi birini denetleyeceksiniz? Hemen onu soralım. Yani şu anda baktığımızda bu sektörün ilk etapta en çok yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi klasik merdiven altı diye tabir edilen ve hatta ciddi mağduriyetlerin yaşandığı uygulamalar var. Evet. Uygulamayı yapanlar var estetik sektörü içerisinde. Şimdi hem dernek olarak bunun bir araştırmasını yapacak mısınız? Bu soruyu soralım ilk etapta. Hem de şu anda Bursa'daki tablo nedir? Sayın Başkan, bunu da soralım. Denetim için her yerin denetlenmesi de mümkün mü? Bunu da ekleyelim. Şimdi her yerin denetlenmesini beklemiyoruz. Denetim mekanizması maalesef şikayetle çalışıyor. Bu kötü olan kısmı. Şikayet olduğunda gidip işletmeler denetleniyor genel olarak. Biz yine kapanmadan önce yönetim kurulu olarak Nilüfer Belediye Başkanımızı ziyarete gitmiştik. Bütün belediyeleri ziyaret etme planımız vardı. Oradan başlamıştık. Ve kendisinden denetimler için destek istemiştik. Zabıtaların denetim mekanizmasını tam doğru işletebilmek için bizler tarafından eğitilebileceğini, böyle bir destek, yönetmelikler nedir, neyi denetleyecekler, hangi cihaz hangi cihazdır, doğru cihaz mıdır, bunlarla ilgili eğitim verelim diye kendileriyle gittik, görüştük, çok da güzel karşılandık. Yine pandemi nedeniyle maalesef yapılamadı bir şey. Şimdi biz Eylül ayı itibariyle, Eylül diyorum ama yani yeni dönemde, güz döneminde yönetim kurulu olarak dernek bütün belediyeleri, yani Bursa'daki Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve 3 tane ilçe belediye başkanımızı ziyaret edip hem bu mekanizmasının, bu işleyişin hızlanmasını isteyeceğiz hem de bu konuda üzerimize düşen desteği vereceğiz. Yani biz ne yapabiliriz'i konuşacağız. Denetimler maalesef çok yetersiz Bursa'da. Dediğim gibi sadece şikayetle ilerliyor. Mesela ben başka illerdeki eğitim kurumlarıyla, dernek başkanlarıyla, federasyon başkanlarıyla iletişimim var. Mesela başka illerde daha hızlı ilerlediğini görüyorum bunun. Yani mesela Samsun çok daha küçük bir yer. Daha geçen gün oradaydım. Burada diyorlar hani göz açtırmıyorlar işletmelere. Her şey kuralına uygun yapılmak zorunda kalıyor o yüzden. Belgesiz kimse çalışmıyor. Bence Bursa'da bunun hızlanması, çok hızlı bir şekilde arttırılması gerekiyor. Çünkü merdiven altı her yerde var, evet. Ama merdiven altlarının bundan sonra artmasını engellemek için biraz gözü korkutmak gerekiyor maalesef. Ya sistem böyle işliyor. Ceza yiyen korkuyor, gerekeni yapıyor. Her cihaz her işletmede kullanılamaz. Bunların prosedürleri var. Medikal cihaz denilen cihazlar sadece doktor kliniklerinde kullanılabilir. Az önce sohbet ediyorduk. Dolgu, botoks, güzellik salonlarında yapılması kesinlikle yasak. Bir doktor oraya gelip de yapamaz. O da olamaz. Yani bunun yetkisi medikal estetik hekimlerde, dermatologlardadır, işte plastik cerrahlardadır. Ama onlar da kendi klinik ortamlarında yapabilirler. Gidip bir güzellik salonunda bu uygulamayı yapamazlar. Doktorun belgesinin alınmasına kadar, işletmenin de kapatılmasına kadar büyük cezaları vardır. Yani hani sadece güzellik salonları, güzellik uzmanları yanlış yapıyor, hata yapıyor diye doktorlarımızdan da bunu yapanlar var. Doktor evraklarını, işte eşyalarını, aparatlarını alıp bir güzellik salonunda dolgu botoks yaptığı zaman da aslında yanlış şeyler yapılıyor. Bütün bunların denetlenmesi gerekiyor. Denetimlerden ortaya çıkan tabloların paylaşılması gerekiyor. İnsanların bundan çekinerek yapmaktan kaçınmaları gerekiyor. Gibi gibi. Yani bu konu benim kanayan yaram. Hassas konumuz dernek olarak da, sektör olarak da. Eğitim her yerde verilemez. Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında eğitim kurumlarında eğitim verilebilir. Görmeniz lazım. Evinin odasında bir yeri çeviren eğitim veriyor. Herkes eğitmen olmuş. Eğitmen olmak için eğitim kurumlarında usta öğretici olmak gerekiyor. Bunun bir prosedürü var, bir zamanı, bir yatırımı var. Kişinin kendisine bir yatırım yapması gerekiyor. Biraz uygulaması beğenilen ben eğitmen olacağım diyor, eğitim satmaya başlıyor. İnanın denetim hiç yok denecek kadar az. Ama biz bununla çok ciddi ilgileniyoruz yakın zamanda. Bunu vurgulayalım çünkü dediğiniz gibi mağduriyetler manzaralarını paylaşmak da acıtıcı oluyor bu anlamda. Ciddi problemlerden bir tanesi. Ama denetimler en azından bu bağlamda zabıta kanadıyla en azından belediyeler biraz daha bu konunun üzerine düşerek çözüm noktası olabilir diyorsunuz. Bunun için de girişimlerimiz oldu. Olacak. Ve olacak da galiba. Evet. İlçe Sağlık Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri, yani sadece zabıtalar da değil.
onların da harekete geçmesini sağlamak gerekiyor. Peki şunu da soralım. Şimdi özellikle bu uygulamaları yaptıran kişiler kanadından da bu soruyu soralım. Neyi sorgulamadılar? Az önce bahsettiğiniz, dediniz ki işte uygulamalarda kullanılan bu anlamda belki teknikleri sorgulayamazlar ama kullanılan aletleri ya da oradaki hijyen noktasını sorgulayabilirler galiba. Neye bakmalılar? Biraz daha bu anlamda hassas markaları mı seçmeliler ya da ciddi anlamda bir araştırma yapacaklarsa doğru ele nasıl gitmeliler? Bu da detaycı bir yaklaşım olur belki ama en azından kendi sağlıkları açısından bunu da sorgulamaları gerekiyor. İlk soru ne olmalı ya da araştırmaya nasıl başlamalılar bir uygulama yaptıracaklarsa? Bu işin ehliyeti kimde, ona bakmaları lazım. İnanın bu bilgiye de ulaşmak hiç zor değil. Artık hepimizin elinde çok ciddi bilgiye ulaşabileceğimiz cihazlarımız var. Dolayısıyla bir dolguyu kim yapabilir, bir botoksu kim yapabilir ya da işte eğitim nereden alınır? Ya bu eğitim kısmının özellikle hani altını çizmek lazım. Sonuçta size uygulama yapan kişileri bu kurumlar yetiştiriyor ya da bu şahıslar yetiştiriyor. Doğru yerden eğitim almış mı, doğru eğitimi almış mı, aldıktan sonra belgesini almış mı, ehliyeti var mı, bu işi yapabilirlik ehliyeti var mı? Dediğim gibi dolgudur, botokstur, bunlar doktor işidir. İp yaptırıyorlar güzellik salonlarında. İnanabiliyor musunuz? İp yani. Şuradan girip şuradan çıkıyorsunuz. Hani o kadar riskli bir uygulama ki ya. Bunu ve cerrahi nasıl bir uygulama yani olarak gündeme geldi gibi. Özellikle yani. İp bu noktada ama bu derece ciddiye alınmadığını söyleyebilir miyiz? Yani bunu yaptıran kişinin de gittiği kurumda bunu sorgulaması ve biraz da korkması gerekmiyor mu? Vallahi çok korkması gerekiyor. Yani gerçekten bu işin şakası yok. Yanlış botokslarla işte pitozların oluştuğunu, kaşların düştüğünü, yani neler görüyoruz? Yani bir kere gider olmaz, bir daha gider olmaz ama bir sonrakinde olabilir. Anatomi bilgisi olmayan insanların, yani anatomi biz eğitimlerde bile veriliyor. Hani anatomi bilgisinin de bir şeyi var. Olması gereken noktası var. Bir hekimin aldığı anatomiyi, fizyolojiyi bir güzellik uzmanının bilmesinin ihtimali yok. Ya arada dağlar kadar fark var. Valla çekinsinler, korksunlar, araştırsınlar, sorsunlar. Dediğim gibi hani gir şeyde Google'da ara, yani bulabiliyorsun, kime gidiyorsun? Onunla ilgili yorumlara bir bak. Şikayet var mı, nedir ya da bu kişi kimdir? Bu uygulamayı yapabilecek belgesi, bilgisi var mıdır? Buna bakmak lazım. Burada son tüketicide de çok rol var. Hani bu tür programların ben buna çok etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden hep anlatmak gerektiğine inanıyorum. Tabii ki zabıta denetimini yapmalı ya da sağlık ama hangi birini, o kadar çok ki. Bizim tüketici olarak burada bilinçli olmamız lazım. Yani nereye gidip nereye gitmememiz gerektiğini, kime uygulama yaptırıp kime uygulama yaptırmamamız gerektiğini lütfen araştırsınlar. Lütfen. Ve hadsiz diyorum ben bu insanlara, çok özür dileyerek. Yani bir hekimin yapacağı işe soyunan bir uzmanın mesleğiyle ilgili haddini aşmasına kimsenin müsaade etmemesini istiyorum. Bu konu çok kritik. Ya bu hekimlere de çok büyük haksızlık yani. Herkes kendi işini yapsın. Eğitimci doğru eğitimini versin, doğru yerde versin. Güzellik salonundaki arkadaşlarımız, uzman estetisyenlerimiz doğru uygulamaları yapsın. Bizim zaten çalışmalarımız devam ediyor. Aslında sektörde şöyle bir şey de yok. Tam çizgiler de net çizilmemiş, değişmiş. Yönetmelikler değişmiş, prosedürler değişmiş. Sektörün içerisinde çalışan, aktif çalışanların bile çok net çizgileri bilmediğini düşünüyorum ben. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Bakanlıklarla görüşmelerimiz var. Bu çizgilerin net çizilip güzellik uzmanı ne yapar? Klinik ne yapar? Bir güzellik merkezi ne yapar? Hekimler ne yapar? Bu çizgilerin net çizilip akabinde sonra takibini yapmak gerekir aslında ve ben bunun bir anayasası gibi bir kitabının, bir prosedürünün olması gerektiğini düşünüyorum. Sektöre girenler bile bilmiyor, inanın.
Çok dertliyiz evet, bu konuda. Özellikle bu çizgilerin çizilmesi gerektiğini evet. söylüyorsunuz. Çünkü evet. Bakıldığında sektör içerisinde ciddi bir açık olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla kesinlikle. Bu anlamda. Hem dediğiniz gibi yönetmelik değişmiş ama yeni yönetmeliği doğru okumak ve doğru bilmek hatta uygulamak gerekiyor. Az önce bahsettiğiniz denetim noktasında aslında son tüketici dediniz. Evet orada talepkar olma başlığı içerisinde aslında bu noktada korkmaları gerektiğinin de ve incelemeleri gerektiğinde altını bir kez daha çizelim. Kesinlikle. En çok mağduriyetin oluştuğu uygulama işlem alan hangisidir? Çünkü rövaşta olan dolgu botoks var. İp dediniz. Bu noktada ciddi kaygılı olunması gereken ve hassas nokta olan uygulama hangisidir? Bunu da soralım. Birçok uygulama var çünkü. Yani dolgu botoksa çok mağdur var. Ekranlara da çıkıyor biliyorsunuz. Evet. Yani hani biz izliyoruz ekranlarda. Onun haricinde aslında epilasyonda da mağduriyet var. Yani epilasyon yapmak böyle sanki çok basitmiş gibi geliyor ama o konuda ciddi bir eğitim almak gerekiyor ve belgesi olmayanın yani epilasyon yapabilirlik belgesi diye bir şey var sektörde. O belgesi olmayanın o cihazı kullanmaması gerekiyor. Mesela güzellik salonlarında kullanılabilecek cihazlarla hekimlerin kullanacağı cihazlar birbirinden ayrı. O salonlarda o cihazın kliniklerde farklı cihazın kullanılması gerekiyor. Mesela bu da bir ayrım. Bunun bilinmesi gerekiyor. İşte bu kısmında hani bol bol bilgilendirme yapmamız evet. gerekiyor ve işte denetim dediğimiz bu gibi. Bu bilincin oluşması gerekiyor. Kesinlikle. Vatandaşlarımız tarafından bu çok önemli ve değerli. Bunun vurgusunu yapalım. Toparlarsak evet aslında bugün biraz daha denetimler ve evet. Kaygılar üzerine konuşmaya çalıştık ama sık sık gündeme de gelen başlık bu çünkü. Evet. Özellikle bunun için dernek olarak en azından Bursa özelinde çalışmalarımız var. Daha da arttıracağız diyorsunuz. Kesinlikle. Ve bakanlıkla da iletişim haline mutlaka geçeceğiz diyorsunuz. Nasıl bir ekipte çalışıyoruz dernekte? Bir de bunu da ekleyelim efendim ve son mesajlarınızı da alalım. Yönetimde şu anda ekibinizde kimler var? Nasıl bir çeşitlenme yaptık? Biraz da bunun vurgusunu yapalım. İki tane çok değerli hekimimiz var yine. Bu hekimlerimizin biri medikal estetikçi, diğeri dermatolog. Onun haricinde yine eski yönetim kurulu ekibimizde olan eğitim kadrosundan bu işi yıllardır yapmış, eğitimciliğini de yıllardır yapan arkadaşlarımız var. Güzellik uzmanlığı, işte profesyonel makyaj, kalıcı makyaj, hani uzmanlıkları bölüm bölüm, hani her sektörün her alanından uzmanlığı farklı olan kişiler. Masaj kısmıyla ilgili işte bir uzman fizyoterapist hocamız var. Okul müdürü arkadaşlarımız var eğitim kadrosunda olan. Sanıyorum hepsini saydım. Evet. Yönetim ciddi kurulumuz. Bir çeşitlenme var. Çok kıymetli, çok değerli arkadaşlarımla birlikte yol alıyoruz. Evet. Son mesajlarınız ne yönde olur başkanım? Buradan verelim. Birçok mesajınız oldu aslında bugün ama. Evet, çok mesajımız ne oldu. Ne söylersiniz? Güzel sektörü şahane bir sektör gerçekten. Hepimizin çok ihtiyacı var. Evet. Kapalı olduğumuz zaman da bunu fazlasıyla hissettik. İşte kaşım dağıldı, saçım dağıldı, öyle oldu, böyle oldu. Tabii bu sektör çok hızlı büyüyor. Bu hızlı büyümeye ihtiyaçlar arttığı için kimse hani yön veremiyor şu an. Çok hızlı büyüyor. Benim mesajım ne olabilir? Açıkçası güzel hizmet almak adına doğru noktaları bulmak lazım. Bunun için iyi araştırmak lazım. Ben bizi izleyen ekranların başında olan arkadaşlarımdan özellikle ricam bu. Lütfen gittiğiniz yerleri iyi araştırın diyorum. Doğru hizmeti doğru yerden ve doğru kişiden almak çok önemli. Eğer herkes bu konuda seçici davranır, araştırma yapar ve merdiven altında yanlış uygulamalar yapan yerleri tercih etmezlerse onlar bir zaman sonra zaten devam edemeyecekler uygulama yapmaya. Bu konuda ben hassasiyet rica ediyorum. Biz de dernek olarak bilgi akışını, doğru bilgi akışını onlara vermek için gerekirse denetimlerin artması için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Pandemi müsaade ettiği sürece evet. İnşallah güzel olacak Eylül-Ekim dönemi. Hem etkinliklerimizle hem de bu paylaşımlarımızla onların yanında olmaya yanında çalışacağız. Yanında olmaya devam edeceksiniz efendim. Denetimler dedik. Hem denetim olarak bu anlamda genel denetimler olmalı. Kendi bireysel bu noktada önlemlerimizi almalıyız. Kesinlikle. Gerektiğinde de şikayet etme hakkımızı da kullanmalıyız. Kesinlikle kullanmalıyız. Evet. Kesinlikle. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun diyoruz efendim. Satır başının süresini noktalıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haberde buluşacağız. Hoşçakalın, mutlu günler.